eve böyle temizliğe gelen ablalar mesela uzun yıllar geliyorsa özellikle artık evin hanımından daha da hakim duruma geçerler evdeki pozisyonları itibariyle. Özellikle uzun yıllar gelmiş bir temizlikçi ablayı değiştirmek istersen de o evde sıkıntılar kesinlikle yaşanır. Bunu konu alıyor skecimiz. Sarı bezin gücü adına geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyor. Yok, yok ben söyleyemeyeceğim, yapamayacağım Vedat. Yok bir insanın yüzüne pat diye kovuldun diyemem. Kızım sen yıllardır bana hayır diyorsun pat diye. Bu akşam istemem diyorsun. Başım ağrıyor diyorsun. Ya tamam da sen o bir mi yani? O bizim kaç yıllık çalışanımız? Ben de kaç yıllık kocanım. Bak ben insanlara hayır diyemediğim için 3 yıl 6 günümden çıkamadım. Sen insanlara hayır diyeceğin zaman ne yap biliyor musun? Beni düşün. Ben sana çoğu zaman da evet diyorum. Sen bana bir kere evet dedin, o da evlenirken. Ondan sonra hiç yok. Ya tamam, zaten uygulamadan çağıralım diye tutturdun. Tamam, çağırdık uygulamadan temizlikçiyi işte. Çağırmayalım o zaman, sen yap temizliği, Allah. Sen yap Vedat. Uygulama iyi, uygulama iyi. Benim kızı ısındım zaten, güzel kız. Isındın mı? Ben kötü oluyorum. Aa, ben çok kötü oldum, benim tansiyonum düştü, gözüm numara kararıyor. Yapma. Yok, ah Hatice. Numara yap. Ah Hatice. Kızım, Allah Allah, yeni kız duyacak Hatice. Yap durur musun, Özlem? Özlem, tansiyonuma bakar mısın? Geldim efendim. Bir tansiyonuma baksan. Efendim hemen. Bu arada ben istediğiniz yemekleri yaptım. Sarma tencerede hazır. Bak sarma tencerede hazır diyor. Tansiyona bakıyor. Bu kız çok iyi ya. Çok iyi bu kız. Kaç tansiyonun? 21'e 30. Ne? Ne? Pardon ya, o benim saatimmiş. İyi iyi, merak etme. Lan rol yapıyordum, öleceğim sandım ya. Yok yok, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Baba. Maşallah. He. Ya şu soruya baksana ya, çözemedim. Geldi, en büyük sorunum geldi. He, hangisini çözemedin? 1, 2, bir de 3, 4, bir de 5 ile 6 var. Ulan 6 tane soru var zaten. Hangisini çözdün? Ya baba niye kızıyorsun ya? Belki zekiyim ama çalışmıyorum. Yok, öyle değil. Veli toplantısına gittim. Öğretmenin dedi ki, aptal ama çalışıyor. Bundan büyük hakaret olur mu ya? Bundan büyük hakaret... Annene sor, annene, anne olur. Ben... isterseniz ben yardımcı olayım. Vallahi mi? Evet. Bak görüyor musun? Özlem abla şunlar soru çözüyor. Hı-hı. Kız soru çözüyor. Tamam bizim alt komşu da çözüyordu soruları, yardım ediyordu. Kızım o matematik özel öğretmeniydi, 150 lira veriyorduk saatini, Allah Allah. Şöyle bir arka sayfayı açalım. 1B, 2D. Çok zeki kız, çok zeki. Tamam, tamam. Cevap anahtarından baktı. Bizimki onu da yapamıyor. Kim? Kim? Hatice abla, Hatice abla geldi. Evi dağıttı, böyle görmüşsün. Evi dağıttı, evi dağıttı. Ne olursun temiz görse bile bitirir. Ben söyleyemem, şey yap ne olursun evi hadi. Evi neden dağıttın? Telaş yaptım ne olur. Evi dağıttın. Şey yapma. Çok telaş yaptım. Tamam, benim. Sakin ol, tamam sakin ol. Ne sakin yapalım? Ol, ben konuşacağım. Sen de mi? Ben konuşacağım, tamam. Tamam. Gelme artık diyeceğim. Seni muhatap etmeyeceğim, tamam lütfen. Allah Allah, bu neyin stresi bu kadar ya? Hatice abla, Selma seninle bir şey konuşacak. Hoş geldin abla. Bu evde bir değişiklik mi var? Evde değişiklik var, evet. Duvarları boyattık. Evet. Hiç değişmemiş. Aynı rengi boyattık abla, ondan. Aa, yok ya, başka bir değişiklik var. Vallahi gözünden hiçbir şey kaçmıyor ha. Gözünden hiçbir şey... Koltuğu değiştirdik. Lan bu benden eski. Aynı lan bu. Ama aynısını aldık abla. Vintage bu, vintage. Yok ya, bu evde başka bir kadın kokusu var. Vedat beni aldatıyor. Ne? Vallahi başladım artık yani. Evet ama aramızda çözdük, hallettik. Aramızda çözdük. Yanlış anlaşılmadı. Ha, ben de Vedat abi sonunda söyledi sandım. Ne? Şaka, şaka. Şaka! Şaka yapıyordu. Şaka. Şaka. Allah seni. Var. Abla çok komiksin ya. Ya mükemmelsin abla. Şaka. Şaka ya. Şaka değil mi? Çılgın tabii. Bu sehpanın tozu niye yok? Kim sildi bunu? Ben sildim. Sen. Ben sildim, evet. Şaşırtıcı bir şekilde rahatsız oldum artık yani onun tozundan ve sildim. Lan sen kirli sepetinden çamaşır giyen adamsın. Bu nasıl sileceğim? Yok o sildi, ben de şahidim, ben de şaşırdım abla. Bana bak, doğru söyleyin. Benden başka temizlikçi mi aldınız eve? Saçmalama! Saçmalama! Bu nasıl ağır bir itham ya? Ne diyeyim? Eğer bak bir şey söyleyeyim, eğer bunu kanıtlayamazsan şerefsizsin.
işte Vedat. Onlar öyle şey mi olur? Bizim aramızdaki o çekim. Ay günahınızı aldım ya. Ben hemen işe koyulayım. Hadi. O zaman pardon. Çamaşır suyu nerede acaba? Çamaşır suyu nerede mi? Evet. Bu soruyu nerede duysam tanırım. Yeni temizlikçi sorusu bu. Yok abla, içiyor onu. Bağımlı. Çamaşır suyu bağımlısı. Lan elinde fıs fıs var. Bu var. Bez var. Şerefsiz. Şerefsiz. Abla yok öyle bir şey ya. Allah Allah. Menü yapmış işte. Bez, şey falan. Sus da şerefimiz de yakalanalım ya. Pardon, hanımefendi kim acaba? Vay be. Daha dün gibi. Bu evde aldığım ilk tozları hatırlıyorum. Şu köşelerden topladığım örümcek ağlarını hatırlıyorum. Senin pis donlarını falan hatırlıyorum. Hele o yere attığım paspaslar. Abla, inan ben de çok özlüyorum. Gerçekten seni unutamıyorum. Sen eve ilk geleceğin gün hatırlıyor musun? Ne kadar evi dip köşe temizlemiştim. Hatırlamaz mıyım? Ne kadar iyi insanlar demiştim sizin için. Biz hala o iyi insanlarız abla. Siktir git. Bu eve artık benden başkasının sarı bezi değdi. Neyinize yetmedim ya? Neyi pislettiniz de temizlemedim? Yazıklar olsun. Abla dur. Anahtarları ver. Allah belanı versin. Tamam, sizden son kez bir şey isteyeceğim. Söyle. Bir paspas atayım hadi. Yalnız ben buraları temizledim. Temizlemişmiş. Hani her yer toz. Pardon, siz anlamıyor olabilirsiniz ama ben buraları hep sildim. Ne anlamıyor? Ben 300 metre öteden görürüm tozları. Bak senin cebertin. Nasıl yani? Ben bu konuda uzmanım. Bana seni efendim nasıl görmüyorsun? Yani ne oluyor ya? Ne oluyor? Ders yapamıyorum içeride ya. Ne olacak? Bu yeni temizlikçi sildim diyor her yer ama her yer pis oğlum Meli. Beyninle kan gitmez. Pis. Yarışacağız. Yarışacağız. İki tane bez getirin. O mu iyi, ben mi iyi görecek? Ya da dur lan. Gerçek bir temizlikçi bezini hep yanında taşır. Ana, benim tonum lan o. Kusura bakma. Kusura bakma. Buna ne diyorsun? Hizmetçi. Don. Donla temizlik mi olur be? Her yerde toz bırakır. Asıl benim mikrofiber bezim var. Görüyor musun? Ya saçmalama kocaman ya. Seçim pusulası gibi görmüyor musun? Aa, her yeri böyle silerim, temizlerim. Tamam, o zaman ben fıs fıs getiriyorum. Gerek yok. Gerçek bir temizlikçi. Neyse uzatmayayım. Fıs fısını yanında taşır. Lan kadına bak, İsviçre çakısı gibi. 9-8. Vallahi 9-8 anahtarı sesim verecek yani o derece. Onu mu istiyorsun? Sıcak merak et. Etkilenmeye başladım. Abla anahtar ne alaka ya? Ya koltuğun altında vurmuştum da vermeyi unutmuşum. Hazır mısın çırak? Hazırım tabii. Doğuştan hazırım ben. O sayın zaman hazırsanız sayıyorum. 3, 2, 1 başla. Tamam, tamam, tamam. Doldu süreniz, doldu. Kimse toz şeylere dokunmasın. Bezlere. Dokunmadım. Dokunmadım, hadi. Göreyim seninkinde. Gör, al. Kazanan Özlem abla. Yes! Koydun mu? La bu nasıl bembeyaz kaldı ya? Ama o biliyordu, nerenin pis olduğunu biliyordu. Biliyordu, tamam, tamam, şey yapalım. Benden hızlı yastık kılıfı soğuturabilir misin acaba? Hadi! Uzmanlık alalım. Yastık kılıfı benim uzmanlık alanım. Tamam, tamam o zaman. Hadi. Bunlar burada. Her günleri olsun. Ben salonda kalıyorum. Bunlar da hazır mı? Salonda kalıyorum. Hazırız böyle. Salonda yatıyor bu arada. Hadi say Meli. 3, 2, 1 başla. Gitti. Göt oldum lan. Onun yastığı küçüktü. Abla yapma, daha fazla bir üzülme beni ne olur. Tamam, helal olsun. Sana son kozumu oynayacağım. Benim kadar iyi türkü çığırabiliyor musun? Abla lütfen rica ediyorum bak. Sen türkü çığıramıyorsun, sen detone oluyorsun. Sus lan, ne detonesi? Sen Hacı ablanı tanımamışsın. Başlıyoruz. Hadi.
Sarı bezimde kirola. Silmedim doya doya. Camları siliyorum. Aşağı baka baka. Al beni kıyamam seni. Olma beni kıyamam seni. Ulan millet yüksek sesle cam kırar. Sen detone sesinle cam kırdın ya. Sen başla. Nazar çıktı. Kızım, senin sesin madem bu kadar güzel, bırak temizliği siktir et git operacı ol, manyak kızım. Ben temizlik yaparken daha çok hoşuma gidiyor benim. Tamam, zılgıt çekebiliyor mu peki? Ne oldu, ne işe yaradı? Ne işe yaradı? Sen demedin mi? Sen dedin. Ablacığım bakayım her dediğimi yapıyor musun diye merak ettim. Sen dedin. Özlem Melih'e de çok iyi anlaşıyor. Evet, bütün sorularımı çözmeme yardımcı oldu. Ben de çözüyordum Melih. Ya, ben çözmüyor muydun abla? Ya abla, en son seninle soru çözdüğümüzde çocuk babasından büyük çıktı ya. Ama şimdiki çocuklar hep babalarından büyük gösteriyor. Vallahi bak Melih. Abla, abla. Anla artık. Veda vakti geliyor. Ama ben bu eve çok fedakarlık yaptım. Çok fedakarlık yaptım ha? Ya Hatice abla. Sus! Seni ben disiplinden kurtarmadım mı Melih? Kurtardın. Ne disiplini lan? Senin bu oğlun e-okulu hackleyip bütün arkadaşlarına 95 vermiş. Kendime de 45 verdim baba. Neden? Belli olmasın diye. Başkalarına 95 verecek kadar yüce gönüllü ama kendine 45 verecek kadar alçak gönüllüsün bunun bu. Okumuş adam mal diyemedi tabii. Ya sen Selma, Vedat beni aldatıyor mu diye geçen sene şüphelendin. Aylarca adamın peşinden koşmadık mı kız? Baba annemi aldattın mı? Lan yok öyle bir şey. Allah Allah. Çok Selma. Romantik davranıyordun, gül almıştın. Sen de çok romantik davranıp aldığım güllerden reçel yaptın, bravo. Sen hiç konuşma Vedat. Ben ne yaptım ya? Karından gizli gizli halı sahalara gitmedin mi? Lan sanki pavyona gittik. Peki karından gizli gizli pavyona gitmedin mi? Gitmedim. Aferin, seni denedim. Allah. Oh, ve daha neler neler yaptım ben sizin için. Hatice abla, tamam. Tamam abla. Hakikaten kadın bizim için çok uğraşmış ya. Tamam, senin ne bileyim kıymetini bilemedik abla. Abla şöyle yapalım. İki gün sen gel, iki gün Özlem gelsin. Heh. Hayatta olmaz. Ya o ya ben. Ben gidiyorum. Size son bir lafım var. Çamaşır suyu dolabın altında. Bir dakika, bir dakika. Sizden önce ben gideyim. Nereye gidiyorsunuz? Temizlik bitmedi. Bitmedi ama yani uygulamadan saatim benim bu kadar. Siz uygulamadan ödersiniz artık. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiç temizlemediniz ki. Ama bir saattir burada yarışıyoruz beyefendi. Kaç lira? 1500. Siz uygulamadan ödersiniz. İyi günler. Öderler, öderler. Uygulamadan öderler. Hatice, kaç para oldu? Hatice abla 300 lira veriyorduk. Biz onu dolandırıyorduk. Vay anasını. Hatice abla. Hatice abla. Tamam, bir dakika dur ya. Bir dakika dur. Bitsin artık bu küskünlük. Dön artık hadi. Hı? Evet, kıymetini bilemedik ne olur. He? Evet, gitme. Soruları da yanlış çözmüş zaten. Evet. Cevap anahtarına bakıp nasıl yanlış işaretlediyse. Abla ne olur gitme. Kurban olayım gitme. Hadi dön. Hadi ver elini başlasın tekrardan bu işe. Ha yok, ben yaşlandım, işi bıraktım demeye gelmiştim size. Ya sen bizle dalga mı geçiyorsun? Yok, ne? Burada iki saat temizlikler yapın. Ben nerede yok, o? Ben temizlik. Ben, abla lütfen ben, ama ya. Yok ben. Ne demek ki? Dur. Ayrılık böyle bir şey. Gözleri git diyenler. Zil diyenler. Yani insan tabii yaklaşık işte 5 sezondur skeç yapıyorsunuz. Hani böyle artık konu kalmadı gibi geliyor bazen. Ama bir bakıyorsun yani tam böyle hayatın içinden aslında bir konu. Evet. Yani şey farklıydı, hiç işlemediğimiz bir konuydu. Konu işleyiş şekli de çok komikti. Sence bu zilin nedeni ne Cemile? Bakıyorum sana. Bilmem. Harika oyunculuğunun yanında. Temizlik iyi bir şeydir. Birden. Önermesi nedir peki? Biraz bana zengin derdi gibi geldi aslında abi skeç ilk başta. Hı-hı. Hani iki gün sen gel, iki gün Özlem gelsin falan. 4 gün evimizde temizlikçi bize gelmiyor. Şu an evet, şu an 4 gün çok zor yani. Çok.
Yani... Ama burada şey kritik yani, hep yıllarca gelen biri varsa, evet, haftada bir gün bile olsa ciddi bir samimiyet kuruluyor. Evet. Ondan ayrılmak, artık evin sırlarını biliyor, evin her şeyini biliyor. Ondan ayrılmak bir derttir. Demek ki ortak dertmiş. Evet, doğru. Ben 4 güne takılmışım. Her temizlik gününde. Evet, doğru. Belki 15'te bir, 2 kere... 15'te 1 öyle bir şeydi. 15'te 1 iyi abi. Diğer o haftada... Hani o hesabı yapıyor. 15'te 1 gelse... Tamam, anlaştık. Evet, zili o zaman Cemile ve yeni temizlikçi adayımız... Selen, birlikte kalsınlar. Çok güzel hareketler devam ediyor akşamımızda.